Hozat'ın genel anlamda sorunlar gerçekten birikmiş bir sorunlar. Kimliğimizden dolayı, inancımızdan dolayı, siyasi bakış açımızdan dolayı yıllardır buralarda devletin el atmadığı, ötekileştirdiği, ayrıştırdığı bir toplum. Özellikle işsizliğin çok yoğun olduğu bir bölge. Biz buralarda, Hozat'ta genelde geçimimizi tarım, hayvancılık üzeri yaşamını idame eden bir toplumuz. Ama son yıllarda giren ciddi girdi maliyetlerden dolayı ee, i̇nsanlar toprağa küstüler, ee, tarımdan, hayvancılıktan koptular. Ee, bu anlamıyla ciddi bir İslam sorunu var ilçede, ciddi bir işsizlik var. Ee, i̇lçemizin e, su hatları, e, tamamen e, ana kaynakları asbest borulardı. Geldiğimizde yaptığımız ilk iş e, 11 kilometrelik asbest boruların yenilemesi oldu. E, yine e, su depoları çok e, eski tarihlerde yapılan depolardı. Bunları yeniledik. Yüzer tonluk yeni depolar yaptık. Onun dışında ilçemizde özellikle işsizlik anlamında bir sorun olduğundan kaynaklı bir tekstil kurmaya çalıştık. Tam 2019 yılında tekstili anlayışlı tüm altyapılarını oluşturduk. Ama pandeminin patlamasında kaynaklı insanlar öngörememezdik. Her tarafta böyle bir hayatın durması bu işimizi öteledi, etti. Onun dışında hayvan rehabilitasyon merkezini hayata geçirdik. Kültür merkezi çok ciddi bir sorundu şu anda ilçede kültür merkezini hayata geçirdik. Hasan Saltık Kültür Merkezi. Şu anda orada hem sosyal etkinlik anlamında ciddi etkinlikler yapıyoruz. Hem öğrencilerimize hem büyüklerine hem genel anlamıyla insanlara sosyal etkinlik üzerinde genel şey yapacağız. Onun alt tarafını da uygun bir hale getirip oralarda dershane, etüt merkezleri, resim, müzik etüt merkezleri ve gençliğin oturabileceği kafeteryalar alanlarını oluşturacağız. Çocuklara çok ciddi şekilde özellikle lise, ortaokul, öğrencilerimiz başta olmak üzere ilkokul öğrencilerine bu anlamda bu 5 yıl içinde çok ciddi destekler verdik. Hem eğitim seti anlamında hem malzeme anlamında ciddi destekler verdik. Okullarımızı önceledik. Yollarımız çok kötüydü. Ciddi sorun vardı. Hozat'ın kanalizasyonları ciddi şekilde yol kenarlarında akıyor diye Onların hepsinin sorunlarını giderdik. Yolları, giriş yollarını komple yeniledik. 30 bin metreye kadar kadar parke döşemelerini yaptık. Cem Emir Parkı'nı aynı şekilde restore ederek, ciddi bir modern haline getirerek hem bir tarafını kadın üreticilerimizin çalıştırdığı, bir tarafında çocuk havuzlarını oluşturup, kadınların da ailelerine gidip rahatlıkla mesire toplu şey zaman geçireceği, edeceği, çocukların da oynayabileceği alanları yarattık. Bunun dışında kız öğrenci yurdumuzu hayata geçirdik. 30 küsur kız öğrencimiz kız öğrenci yurdumuzda kalıyor. Burada ciddi bir barınma sorunu vardı. Bununla ilgili 41 tane 41 dairelik bir yeri kentsel dönüşümle yapıyoruz. Temmuz ayında anahtar teslim yapılacak. Onun dışında yine bizim bir arsamız vardı Belediye'nin arsası. Orada da 32 dairelik bir proje yaparak orada da bu Kasım ayında anahtar teslim yapılacak. Onun da şeyi var. 4 dairemiz var orada. Onun diğerinde müteahhit kendisi vatandaşa satıyor. Göze mevkinde TOKİ ile yaptığımız iş birliği neticesinde 89 dairenin ihalesi yapıldı. 89 dairemiz de orada başlayacak. Nisan ayı veya Mayıs ayı içinde kesinlikle başlayacak. Ülçede ciddi bir konut sorunu var. Yani bu konut sorunu çözmek için biz bunları yapıyorduk. Kiralar ciddi şekilde yükselmeye başladı. Özellikle askeri işte burada askeri personel yüksek olması, güvenlik personelin yüksek olması ve onların e, lojman alanında kendi lojmanlarının olmaması, sıkıntı yaşamalarından e, kaynaklı ilçede ciddi şekilde bir konut sorunu var. İşte biz işe o konut sorunlarıyla başladık, konut çözüm sorunlarıyla başladık. Biz yine ilçede gelir gelmez imar revizyonu yaptık. Yani e, en son e, 2000 yıllarda kısmen belli bir yerde imarlar yapılmış şey demiş. Bu imarlar bitirdikten sonra bu depreme dayanıklı kentsel dönüşümlere başlayacağız. E, i̇lçemizde ikamete edip dışarıda okuyan öğrencilerimize, çocuklarımızın, bu zor günlerinde destek olma amacıyla bursunu sonu projemizi hayata geçirdik. Şimdi bizim özellikle Zaza dilini şu anda bir arkadaş veriyor. Belediyenin alt tarafında bu şey devam ediyordu. Zaza dili. Yanlış hatırlamıyorsam 30-30'a yakın çocuklar orada bu eğitim alıyordu. Zaza dilini. İnançla ilgili biz özellikle festivallerimizde bu inanç kültür merkezlerini gidip gezdirip orada da bu inanç kültür merkezlerimizin geçmişini, tarihini anlatan, eden işte Sarı Saltık Ocağı'nı, Devlet Çamal Ocağı'nı, efendim Sultan Hıdır Ocağı'nda özellikle Avuçan Ocağı'nda oralarda biz derneklerle, oradaki şeylerle bu Avuçan ziyaretlerinin temsilcileriyle görüşüp Hani buraya gelen e, festivalde özellikle gelen insanları kendimiz araçlar temin ederek buralara götürüp oraların tarihini anlatan, e, inansal değerlerini anlatıp ifade ettik. Şimdi şöyle öncelikle 5 e, yıl boyunca biz e, herhalde e, belediye tarihinin e, en zor dönemlerini yaşadık. E, bir pandemi süreci başladı ve biz de burada yapmak istediklerimizi yapamadık. İki yılımız bizden aldı götürdü. E arkasında bir toparlandık depremler ciddi şekilde başladı. Ekonomi krizler ilk defa bu kadar bir şeyin iki yıl içinde 10-15 kat arttığı bir dönemi yaşadık. Yani çok zor bir süreçte belediye başkanlığı yaptık. Benim için siyasette insani değer siyasetin üstünde. Ve ben topluma, ben bugüne kadar belediyede de partizancılık, siyasi partizancılık, adamcılık, aşırı yapmadan yoksul vatandaşları önceledim. Bu beş yıl içinde ben yine belediyenin bütün arsaları veya işte araçları, gereçleri e, icralıktı. SK tarafında icralıktı. Bir proje sunuyorduk. GAP'a, Avrupa'ya, farklı alanlara proje sunuyorduk. İcradan dolayı, ipotekten dolayı direkt red geliyordu. Biz e, bu icraları kaldırdık. Borçları, SK borçlarını sıfırlayarak ederek. Ve bugün geldiğimiz noktada belediye borcu bir market borcuna dönüştü. Yani e, bir metrekare yer satmadım. 6 daire kazandırdım. 16 dönüm yer kazandırdım. E, ve aynı zamanda da e, o günün 4 milyonu, bugün 40 milyon olan borcu bugün getirdim 2 milyona düşürdüm. 5 yıldır belediye denetliyorlar ve bir kuruş usulsüzlük olmadığına dair kendileri altına imza atıyor belediyenin. İkinci dönemde tecrübemle, birikimimle, insani değerimle hesap vermeye kendimi ilke edilmiş birisi olarak toplumun bütün katmanlarını bilen birisi olarak 47 yıldır bu memlekette yaşayan, ilçeyi karış karış bilen, 7'den 70'e tüm insanları tanıyan birisi olarak tercih etmeleri ikinci dönemde benim bu tecrübemle, birikimimle daha da faydalı olacağıma, daha da katkı sunacağıma, ilçeye e, yapamadığımız, bu süreçte e, yapamadığımız, yapmak istediklerimizi hayata geçireceğimiz taahhütünü veriyorum. Ondan dolayı beni e, tercih etmeklerini, e, ondan dolayı bu hozatı e, katkı sunmak için, kendilerine katkı sunmak için tercih etmelerini önemsiyorum.